Vallahi evet, dediğiniz gibi 4 sezon çok ciddi bir süre. Yaklaşık 3-3,5 yıldır birlikte aynı projede çalışıyoruz. Aynı karakterlere 4 sezondur hayat vermeye devam ediyoruz. Biz onlarla büyüdük diyebiliriz ya. Ben açıkçası liseli, hepimiz gibi liseli bir karaktere hayat verdim. Ve şu an mezun oluyorum. Yani o büyüdü, ben de büyüdüm. Çok tatlı bir 4 sezon oldu diyebilirim ya. Çok keyifli geçti her şey. Birlikte büyüdük, birlikte güldük, birlikte eğlendik. Her şey çok keyifliydi. Öncelikle 4 sezondur bizi asla bir an bile yalnız bırakmadıkları için sonsuz teşekkür etmek istiyorum onlara. Özellikle Ayber fandomuna, Aybercilere sağ olsunlar, hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadılar. Her anımızda birlikte oldular, birlikte güldük, birlikte eğlendik. Çok güzel yorumlarıyla bizleri motive ettiler. Yani çok sağ olsunlar, var olsunlar. Sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum onlara. Valla bebekli sahneler son zamanlarda çeker oldum. Gerek hayal, gerek zaman atlaması, gelecek dönem. O yüzden bebekli sahneler daha önce de hiç tecrübe edinmedim yani. Daha önce hiçbir bebekli sahne çekmemiştim. Onlarda biraz zorlandım diyebilirim. Onlar gayet zormuş. Ekibi özleyeceğim, arkadaşlarımı özleyeceğim. Büyük ihtimal Ataman Koleji'ni çok özleyeceğim. Onun dışında Aybike ev, Aybike'nin arka bahçedeki penceresinde çektiğim sahneleri hatırlayacağım ve onları çok özleyeceğim. Genel olarak ya her saniyesini özleyeceğim ya. Her sahnesini, her planını, her anını özleyeceğim diyebilirim. Vallahi mutluyum, hüzünlüyüm. Şimdiden bazı şeyleri özlemeye başladığım için içimde biraz buhran var. Ama yine de her şeye rağmen mutluyum. Sonuçta çok tatlı, çok güzel bir ekip ve hayat verdiğin muhteşem bir karakterle 4 sezon boyunca izleyicilerimizin karşısına gerek layığıyla gerek layığı olmadan, takdir zaten onların. Onların karşısında 4 sezon boyunca dimdik ayakta durabilmekten gurur duyuyorum açıkçası. Yani Ataman Koleji'nde çektiğim ilk sahneyi dün gibi hatırlıyorum. O yüzden Ataman Koleji'nde geçen çoğu sahne aklımdan çıkmıyor. Her sahnesini hatırlıyorum. Aybike ile ilk tanışması mesela, Berk'in bir saç çekme olayı falan olmuştu. O koridorda yaşanan o olayı hiç unutmuyorum. Bahçede basketbol potası altında Aybike ile ilk tanışmaya, ona ilk açılmaya, Berk'in ona ilk açılmaya başladığı zamanları hiç unutmuyorum. Ya kısacası gerçekten 4 sezon boyunca, yani ben de 4 sene boyunca lise okudum. 4 sene boyunca da bir lise daha okumuş oldum. Bu da Ataman Koleji oldu. Hem kendi Recep olarak kendi okuduğum lisedeki anıları unutmuyorum. Hem de büyük ihtimal bu saatten sonra Ataman Koleji Lisesi'nde yaşanan hiçbir olayı unutmayacağım galiba. 4 sezon boyunca bunu yapabilmek, 4 sezon boyunca her hafta sonu izleyicinin karşısına çıkabilmek çok gurur veren, çok motive eden, çok onure eden duyguydu. Çok mutluyum o yüzden. 4 sezon boyunca bizi bir an bile yalnız bırakmadıkları için, hatta bir an bile yalnız hissettirmedikleri için sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum buradan tüm izleyicilerimize. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız. Yani motivasyonlarınız 4 sezon boyunca bizi ayakta tutan en büyük şeydi. Teşekkür ederim. Ne garip değil mi? Bu küçücük kümese koskocaman beyaz sığdırdık. Vay! Kardeşim benim! Bravo Ömer! Ömer Bey'i eş olarak kabul ediyor musunuz? Durun! Ya ben durun deyince duracaklar mı? Onu merak ettim. Evet! Evet! Kurban olurum lan size. Hayatta bir gün varsa o gün de bugün be. Hadi bakalım. Hayra karşı. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla.